Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni Elden Ring rehber videosuyla da sizinle beraberim. Bu bölümde uzun olacak, haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Bu bölümümüzde East Lurnia'daki Points of Interest diye geçen, yani gezerken önünüze böyle ilginizi çekebilecek yerleri ve alınabilecek eşyaları artık hatırladığım kadarıyla kaçırmadan bütün yerleri göstereceğim. Zaten fark ettiğiniz üzere bir sürü yer var ve büyükçe bir yerde. Yine aynı şekilde gidemeyeceğimiz yerler olacak. Fakat şöyle bir şey keşfettim ben araştırma yaparken. Şuradan geçmeden, hani demiştim ya işte şunu, mesela şuralara gidemiyoruz buradan geçmek için, ya da şuralara gidemiyoruz ya da buradaki işte Converted Finch Tower gibi yerler var. Buralara geçemiyoruz diye. Ben bunun bir daha yolunu gördüm. Size de göstermek isterim. O yüzden bundan sonraki videoda glitch de değil, normal böyle hani yapabiliyorum ama biraz uzun sürüyor, yani uzun değil de uğraştırıyor diyeyim ben size. Bu arada gideyim ilk yerimize. Göstereceğim orayı, eğer hani uğraşmak isterseniz girin bakın o videoya da. Orada çünkü Converted Fringe Tower var ama yine oraya girmek için farklı Eridution diye bir şey lazım bize. İşte gesture lazım. Erudition diye bir gesture lazım. Üstüne bir de şeye girip Academy Scroll aldık bu arada buradan da. Bunu gidip şeye verebiliriz. Ya öldüm. Ölmedim. Güzel. Kaplumbağa'ya verebilirsiniz. Kaplumbağanın yerini gösterdim ben size arkadaşlar. Şimdi bu arada buraya başlamadan önce size bir sürü bilgi vermem lazım. Önceki videomuzda ben size kuş kasma yerine götürdüm. White Mask War'ın questline'ın bir kısmını yaptırdım size. Ve bir süre, bir yarım saat falan orada ben rune kastım kuşlarla. Ve şöyle bir stat oldu elimizde. Statlarımı şöyle göstereyim. Mind 29 görünüyor fakat buradan değil de şuradan göstersem daha iyi olur. Böyle yapın. Bunu çıkartıp göstereyim. Mind'ım 26. Endurance'ım 9. Endurance'a basmadım hiç. Strength'ı 14 yaptım. Dex'i 14 yaptım. Intelligence 65 yaptım. Diğerlerini de ellemedim. Elindeklerim Mind, Intelligence, Dexterity ve Strength. Şimdi de Strength ve Dexterity niye verdin abi diyorsun değil mi? Şimdi bu bunu kullanabilmemiz için bize şöyle STR 20 ve Dex 14 lazım. STR için 3'te 2'si yetiyor. Yani 14 yapsanız yetiyor. Dex'i de 14 mecbur yapıyorsunuz. Bunu iki elle tutup şöyle yeteneğini kullanacağız. Ardından tekrar tekel alıp asamızı geri döneceğiz. Böylelikle de bizim büyü gücümüz artacak biraz daha. Boss'larda kullanacağız bunu. Normalde kullanmayacağız. Böyle duracak yani bu. Şimdilik ben bunu takacağım. Çünkü bu bizim intelligence'ımızı ve mind'ımızı da arttırıyor aslında. İhtiyacımız pek yok ama olsun, yine de fazladan hasar iyidir deyip bu şekilde devam edeceğim ben arkadaşlar. Size de tavsiyem, siz de böyle oynayın. Çünkü zaten bize hasar pek veremiyorlar. Dediğim gibi bir yarım saat falan uğraşırsanız eğer, bakın hasara bak, 300 vuruyorum abi. 300. Normal değil yani. Bir yarım saat falan uğraşıp orada rün kasarsanız bu kadar level olabilirsiniz. Levelim de şu an zaten 95 bu arada. 100'e tamamlamak isterseniz o da olur yani. Haberiniz olsun. Şu attıkları şey pot basmanızı şey yapıyor, engelliyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden hani ölürüm diyorsanız biraz dikkatli olun. Burada ilk yerimiz burası arkadaşlar. Burayı bir temizleyelim güzelce. Şurada bir eşya olması lazım. Evet. Ama yani çok da kullanacağınız bir şeyler değil bunlar. Şöyle bir gezelim. Zaten eşyayı da aldık da. Şöyle. İlk yerimizi tamamladık. Şunu da keselim ayıp olmasın. Hop. Hadi görüşürüz. Kendine döndü geldi bir de. Evet. İlk kısmımızı tamamladık, kaldırdım. Ardından şuraya gideceğiz. Laskyar Ruins diye geçiyor. Burayı tamamlayacağız. Sonra şu sol tarafa çıkacağız. Orayı tamamlayacağız. Ardından bu kısım bitecek, sağ tarafa geçeceğiz. Map'te görünen kısım bu. Şimdi arkadaşlar eğer önceki videoları izlemediyseniz ben burada... Ya anam... Tamam. Önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar ben şu questline'i yaptırırken size Mogwin Palace'a gitmek için gerekli olan questline yaptırırken Mask War'ın orada map parçasını aldım. Normalde buralar görünmüyor. Fakat bu ruine gitmemiz lazım her zaman. Burası mıydı ya? Salmıyor ki. Heh. Laskyar Ruins 4. Pardon arkadaşlar. Şeyimi bozdu ya. Dikkatimi dağıttı tamamen.
Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Güzel yani çünkü işinize de yarar, haberiniz olsun. Burada Grace'i açmıştık. Şimdi şu Last Girl Ruins'i tamamlayalım. Burada yer altına inecek bir yerde olması lazım hatta. Şey olarak eşya alınabilecek yani. Oo, bayağı tek atıyoruz. Güzel. Çok güzel. Bunlar biraz sinir bozucu, haberiniz olsun. Dikkatli kesmeye çalışın bunları. Çünkü tek yersiniz. Bu arada mana potunu şey yapmamın nedeni, manamı şey yapmamın nedeni, 26 yapmamın nedeni tam basmak. Şu an mesela ya, ama yapma ya. Ay, yanlış şeyi kullandım. Neyse, sorun değil ya. Zaten farmlama şeyini de gösterdim altına ya size. Ben de orada biraz farmladım kullanmak için. Ya bunlar biraz can sıkıcı arkadaşlar, fark ettiğiniz üzere. Ama elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum. Ya ama salla. Uf. Yani bir çekeceğim be. Öldüm galiba. Oh. Dakika 1, gol 1 diyoruz. Çok sinirlendim şu an ya. Neyse. Video uzun olacak, belli oldu. Nefret ediyorum bu şeylerden, moblardan. Nefret yani. Sıcakta da çekilmiyor ya. Gram çekilmiyor. Neyse, hemen yanında şey var zaten de. Grace var, hazırlamaya gerek yok yani. Ya benim daha tam da. Neyse. Buradan şunu alalım. Bunu almamışız. Tekrar gidelim. Ya şunu kullanacağım bu arada. Değildi sanki ya, şurada ha. Burada değil. Nerede lan bu? Burada mı çıkıyordu? Şu muydu? Yok, burada değil. Büyük olan nerede? Buradan mı çıkıyordu? Büyük olan niye çıkmıyor şu an? Beni sinir krizine sokmak istiyor herhalde. Hah, burada. Tamam, şimdi şu rock sling'i aldık arkadaşlar. Otomu basayım tekrardan. Şunu kullanacağım ya. Magic Blind Blade daha iyi olacak gibi duruyor. Bence daha iyi. Hatta %100 de daha iyi olur. Ama ilk önce görmemiz lazım. Nereye gittiğini o gerizekalı. Bak. Ama sal abi ya. Sal be. Sal ya. Bir canı kaldı. Öl, geber. Ya ölür müsün? Aa. Lan öl, lan öl, öl. Allah'ın belası ya. Ya sen ne yapıyorsun yani? Allah Allah. Abi bir video çekeyim dedim. Nasıl tilt etti ya? Geri zekalı piç kurusu. Yani gerçekten ben eminim ki siz bununla uğraşmayacaksınız bu arada ya. Eminim yani. Hani benim oynamamla alakalı bir şey değil bu arada. Hani çok iyi oynadığımı iddia etmem hiçbir zaman. Ama bu rezillik ya. Bir bu, bir ayılar. Başka hiçbir şey yok ha oyunda. Bu arada burada ruin yok mu ya? Şey, yer altına inme yeri. Allah Allah. Varsa da gizli herhalde. Arkadaşlar şimdi burada yer altına inme yeri yoksa ne var burada bilmiyorum. Niye geldik buraya? Bu ışınlanma şeyini mi sayıyor acaba? Öyle. Bir bakalım ya, kontrol edelim. Bence onu sayıyor ama
Kontrol edelim. Giderken de ben de bir hemen check yapayım buna. Doğru mu diye. Pardon arkadaşlar. Hemen bir onu ben bir checkleyeyim sizin için. Çünkü atlamak istemem açıkçası. Lasker Ruins. Ne varmış burada? Yok ya, yazmıyor. Bir şey yok. Aa, okey. Çok güzel oldu bu. Bayağı güzel oldu. Ben bunu hatırlamıyordum. Arkadaşlar burası bizim aslında hepsini tamamlayıp en son geleceğimiz yer. Büyücü okulu mu artık, kulesi mi ne denir, kalesi, kalesi, büyücü kalesi. Raya Lucaria Gate. Burası Raya Lucaria. Burası da zaten Lernia of Lakes. Buraya en son geleceğiz. Burada güzel bosslarımız var iki tane. Şimdi tekrar burayı tamamladığımıza göre, bu ruinlerde bir şey yok bu arada. İkinci gideceğimiz ve son yer olan şuraya gideceğiz arkadaşlar. Biraz dikkatim dağıldı, kusura bakmayın. Hem sıcak hem uyumadım. Yine uyumadım her zaman yaptığım şey. Yine uyumadım. Yine hava sıcak. Bunaldım ya. Bir de üstüme gerizekalı şey spawn olup duruyor. Mal mıdır nedir? Şurada bir şey yok diye hatırlıyorum da yine de bir bakalım. Hani çok bir şey yok. Sadece işaretledim. Points of interest'leri. Bu arada benim kullandığım rehber IGN'deki rehber. Eğer hani beni beklemek istemiyorsanız, çünkü biraz geç geliyor videolar. Çünkü hem uzun oluyor ve benim upload etmem uzun sürüyor arkadaşlar bunu. O yüzden hani kusura bakmayın benle ilerliyorsanız, fakat hani beklemek istemeyen varsa tabii ki kendisi IGN'deki full Elden Ring gameplay'e, complete guide'a bakabilir arkadaşlar. Ben oradan yapıyorum. Şu an size öğrettiğim yer orası. Çünkü şeyi takip etmesi zor oluyor. Yani ben oyunu hiçbir zaman sırayla oynamadım. Kendim keşfederek oynadım. Güzeldi kendim keşfederek oynaması. Fakat insanlar hani video açıp bakmayı da istiyor bazen. Ben de yapıyorum çünkü. O yüzden ben de yaptığım için aynı şeyi de ben de çekiyorum yani video olarak. Güzel. Fire Monk Armor aldık. Ha bu arada ben armor'u falan değiştirdim. Eski armor'a geri döndüm. Size geçebiliriz. Ben biraz çirkin buldum da onu. Yani size onu ilk taktırdım ama kendim bilmiyorum şu an. Allah benim belamı versin. Yaptığım harekete bak. Bunu keselim ya. Bunda bayağı rahat olur. Eşya düşürdüm mü? Düşürmedim. Güzel. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım gibi siz de gerçekten biraz level alın. Çünkü büyücü yerine gittiğimizde bizim büyü hasarları onlara pek hasar vermeyecekler. Hani sürekli rock sling de kullanamazsınız. Ama sen nasıl yemedin onu? Konuşurken çok odaklanamıyorum nasıl keseceğime de. Yani siz de benim gibi bence biraz level kasın. Ya da olmadı Morningstar'ı kullanırsınız yani. Morningstar mı? O bizim aldığımız şey var ya. Bleed veren. Bleed damage veren. Onu kullanabilirsiniz. Fire Spurmy Gesture'ını aldık. Bir tane de ne aldık orada, bir şey aldık ya. Hukuk mu aldık, bir şey aldık. Neyse. Burayı tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün gideceğimiz yerler buranın üzerinde. Güzel yerlere götüreceğim size, haberiniz olsun. Üstüne bir de Runny Questline içinde bir adım atmış olacağız. Hani oraya gideceğiz yani Runny Questline yaparken. Onun için de bir yerin Grace'ini açacağız. Ben o arada kaydımı kontrol edeyim. Bak sadece şu iki yere 13 dakikada olmuş yani. Kim bilir bunun hepsi ne kadar sürecek. Yani keyifli seyirler diyeyim ve videonun girişini de yapayım. Arkadaşlar hani umarım eğer beğenirsiniz bunları. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı. Nereye geldim? Ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Burada zaten benim şeyim var. Ben burayı açtırdım. Beğenirseniz beğenip yorum yapmayı, işte isterseniz abone olabilirsiniz. Unutmayın. Benim için çok önemli. Mutlu oluyorum yani, öyle diyeyim. Keyifli oluyor böyle. Mesela yani bazen böyle mental olmuyor. Sıcaktan ötürü bu arada. Normalde her zaman video çekesim geliyor. İzlensin izlenmesi hiç umurumda olmuyor da. Fakat sıcak beni bunalttığı için böyle tamamen motivasyonum kalmıyor video çekerken. Fakat mesela geceleri ben böyle giriyorum, bakıyorum yorumlara. Abi birisi yazıyor böyle tatlı tatlı bir şeyler. Ben de hemen mesela o gördüğüm an oturup farklı video çekmeye başlıyorum yani.
O yüzden yorumlar önemli benim için. Evet. Lan bunlarla ne uğraşıyordum abi. Büyücü gerçekten oyunun şeyi yani. Söylemeyeyim. Video ayıp olur şimdi. Burada bunları kestik ama yapacağımız şey burası değil bu arada, haberiniz olsun. Bakın benim oynadığım gibi oynarsanız böyle yüzlerce şey çiçek biriktirirsiniz yani. Ki bence öyle oynayın. Çünkü önceki şey videosunda, bu altın ayak nasıl farmlanır videosunda ben fark ettiyseniz 150 tane bende şey var. Roba Fruit vardı yani. Siz de benim gibi oynarsanız bayağı rahat edersiniz ya. Yani istemeden böyle farklı farklı şey toplarsınız. Bakın beyaz çıktı. Eşya bıraktı mı bu? Ama eşya bırakmadı. Neyse. Şuradan şey alacağız. Bakalım ne alacağız, ben de hatırlamıyorum. Buraya bunun için geldik. 3 spear aldık. Güzel. Bu iyi bir şey. Erken oyunda güzel silahlardan biri bu arada arkadaşlar. Şimdi burada eşya var mı da hatırlayamadığım için ineyim dedim bir hemen. Şöyle bakalım. Bakmadan geçmeyelim yani. Aman düşüp gebermeyin deyip düşüyordum. Burası da bitti. Hemen işaretimizi kaldırdık. Ardından ikinci yerimiz buradaki. Şuradan ilerleyelim. Ay pardon. 5'e gideceğiz. Böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gidemeyeceğimiz 3 tane yer var burada. Aynen. Ya 3 ya 2 olması lazım. O gidemeyeceğimiz yerler yine dediğim gibi o benim demin bizi teleportla ışınlayan şey var ya. Onun sağ ilerisinden sağ tarafından anahtarı aldıktan sonra açılıyor. Ama anahtarı da sonradan alacağımız için de orayı göstermek istemiyordum size. Fakat dediğim gibi bir şey keşfettiğim için, gördüğüm için böyle videoyu çekmeden önce bakarken. Bence onu şey yapalım. Göstereyim ben size. Öyle de artı bir şeyiniz olur. Benle oynuyorsanız eğer. Artı şeyiniz olur yani. Artı 6 secret tier'ınız olur yani. Plus şeyiniz. Pardon. O da daha çok can, daha çok mana demek yani sonuçta. Bu arada o kuş şeyi izlediyseniz, bu benim farm videosu var ya, şey farmı, ayak farmı, altın ayak farmı için hani orada ben penguenlerin hep iki tanesini kesebildim ya, üç tane kesemedim. Onda çok hızlı bir şekilde hedef değiştirip bu glinstone pebble'ı atarsanız üçünü de vurabiliyorsunuz bu arada, haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim yani, bu videoda olmuş olsun. Bir şey eksi tutmayalım. Başka önceki videoda arasında ne yaptım bilmiyorum. Normalde video dışı oynamıyorum ben, biliyorsunuz zaten, söyledim bana. Fakat hani farmlama yapmamı da görmenize gerek yok diye düşündüm açıkçası, zaman kaybı yani sizin için de. Kendiniz bir 20-25 dakikanızı ayırın. Altın ayağınızı basın. Ha, burası tuzak galiba. Öyle mi? Değil. Okey. Two Fingers Heirloom. Ne yapıyor bu? Bakalım hemen arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Faith'inizi yükseltiyormuş. Bir tane de Shabri Grape aldık. Bu da işte o oyunun Frenzied Flame'ine giden, bizi orada destekleyen bir ablanın questline'ı için. Şimdi buradaki şey, yeraltı burada olduğu için hani buraları isterseniz kesebiliriz. Fakat ben pek istemiyorum. Yani başka bir şey yok yani çünkü burada. Ya, şurada Shabri Grape isteyen abla var işte. Bilmiyorum burada mı? Değil şu anda. O Shabri Grape alıp buraya geliyorsunuz. Şurada oturuyor arkadaşlar aslında. Bakın şuraya işaret koymuşlar zaten. Burada oturuyor. Onunla bir daha şey yapıyorsunuz. Oyunun boyunca böyle 4 kere 5 kere mi ne artık Shabri Grape veriyorsunuz buna. Sonra Frenzied Flame sonundaki yere gittiğinizde orada sizi kenarda bekliyor. Gidip ateşe alevi benimsediğinizde de size... Ama bu ne? Buna da bakalım gelmişken. Uzak değil bunlar çünkü teleporter. Geri bir daha ışınlanırız yani, ne olmuş. Bu arada yine atletleyim, fark ettiniz zaten. Lan yine aynı yere geldik ya. Her şey de buraya ışınlanıyor ya. Buradaki de oraya ışınladı, oradaki de buraya ışınladı. Okey. Burayı da tamamlamış bulunduk arkadaşlar. Pardon, orayı değil, şurayı. Çok özür dilerim. Şimdi oraya gideceğiz. Hemen önündeki Lurnia Highway North yerine ışınlanıyoruz arkadaşlar. Oradaki zaten yer altına inip eşya aldıktan sonra bir şey kalmıyor bu arada. Çünkü şeylerin, ruinlerin olayı o. Şimdi burası biraz uzun sürmez. Sıkıntı yok. Burada böyle dümdüz gireceğiz. Şurada bir tane dev spawn olacak, hatırlarsınız zaten. Buradan geçtik çünkü boss videosunda. Onları böyle teker teker indireceğiz şimdi. Aa, sen ölmedin mi? Okey.
Sıkıntı yok, sıkıntı yok. No worries man. Bana kim vuruyor lan öyle? Böyle hedef değiştire değiştire vurun abi, hiç şey yapmayın yani. Hızlı hızlı bitiyor zaten fark ettiyseniz. Yerinizde oynamanıza bile gerek yok. Şimdi bunları bitirdikten sonra şu büyük spawn olacak olanı keseceğiz. Onu da bir tane mana potumuzu içelim. Hacı dayı niye ölmüyorsun sen? Beni niye uğraştırıyorsun ki? Şimdi bunun da kafasına kafasına rock sling atacaksınız. Çok rahat bir şekilde de keseceğiz bunu. Şu an düşer galiba. Evet. Bunlar ezik ya. Ezik ezik. Ha göçüncem be. Bundan da şey veriyor, bir tane büyü verip düşüyor arkadaşlar. Bunu kesmenizi tavsiye ederim yani. Aa, büyü vermiyor muydu bu? Büyü veriyor diye hatırladım, o yüzden geldim ben buraya. Kafasında bir şey çıkartıyor da o büyüyü veriyor sanmıştım. Yanlış hatırladım herhalde. Başka bir yerden alıyoruz sanırım. Bu sen diye bir eşya aldık. Burası da bitmiş bulundu arkadaşlar. Evet, burayı da tamamladık. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gate Town Bridge'den değil bu. Yukarıdan gideceğiz. Yani şuraya gidelim. Ha, burada şeyi göstereceğim size şimdi. Hani şeye doğru giderken yine aynı şekilde boss videosunda bir tane yolda böyle inanç dövüşçüsü bir abiyi görmüştük. Böyle ondan eşofor ya da büyü düşüyor demiştim. Artık onun ispat videosu şeyinde size göstereceğim. Eşofor mu büyü mü? Bakalım. Öğreneceğiz hep beraber. Şimdi şurada ileride boss vardı hatırlarsınız eğer. O boss'u kestiğimiz için buradan rahat bir şekilde geçeceğiz. Aşağı kısımda da yengeçler var. Yengeçlerin oradan gitmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten buralar şey olduğu için bak, şurası yengeçler dedim. Şu aşağı taraf. Burada iki tane, bir tane de yengeç çıkıyor arkadaşlar. Kesmek istiyorsanız kesin. Bizde yalan yok. Şimdi kanıt olarak size buradan bu abiyi kestireceğim. Biraz zorlanabiliriz, ölebiliriz de belli olmaz. Fakat yani göstermek zorundayız, yapacak bir şey yok yani. Boynumuzun borcu diyelim. 9000 derinimiz olmuş. Yani aslında şunu çıkarsam bir tık iyi olabilir ya. Bunun yerine şunu koyayım çünkü arkadaşlar bir tık fazla vuruyor. Eğer hasar yersek ölebiliriz. Sanmıyorum ama yani olsun. Abi. Hasarımız çok iyi arkadaşlar ya. Bir şey diyeyim mi? Ben sizi çok güçlü yaptırdım ya bu oyunda. Okey. Biraz dikkatli olalım. Bunları bunlar rahat rahat kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi ne geliyor? Ash of War mu, büyü mü? Yaz. Yoruma çabuk. Dragon Cult Playbook çıktı arkadaşlar. İkimiz de bilemedik. Allah Allah. He tamam tamam, Ash of War bu. Neden Ash of War biliyor musun? Bak şimdi. Bu sizi Playbook'lara bir götüreyim ben. Bunları verelim. Bunları verelim, anlayacaksınız arkadaşlar. Bizde yalan yok asla. Bizde yalan yok, yanlış bilgi de yok. Videonun içeriğinden çıktık bayağı da, olsun ya. Give scroll diyelim, şunları verelim bu arada. Give prayer book. Bak, iki tane prayer book'umuz var. O deminki kestiğimiz yerlerden geldi. Şimdi verdik değil mi hepsine? Nerede? Bizde yalan varmış arkadaşlar. Bunlardan biri düştü işte oradan. Ha şey geldi, şey Hauntbolt geldi oradan galiba. Evet evet, Hauntbolt geldi. Güzel, bunlar da iyi incantation ama bunlar. Yani sizin çok işiniz değil. Size gerekmiyor yani. Şu Carrion Greatsword'u bize aldık değil mi? Evet aldık. Bu güzel, bunu spamlayabiliyorsunuz. İyi yani. Şimdi videomuza devam edelim.
Burayı bitirdik. Şuraya şuradan gideceğimiz için. Şimdi sıradaki yer burası. Pardon. Şuraya ışınlanalım. Arkadaşlar buraya ışınlanarak gidiyorum. Hani hep hariri gösterin demeyin. Önceki videolarda gittik. Boss videosuna giderseniz. 17. mi 18. bölüm mü ne? Hatırlamıyorum. East Learning'e boss videosuna giderseniz orada görebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şurada küçük bir kampımız var. Kampa gireceğiz şimdi. Ben nereyi işaretlemişim ya böyle saçma sapan. Burası sandım yani. Ama değilmiş. Bu da bizim hatamız. Şuradan. Tek yiyon mu abla sen? Yiyon güzel. Sen de tek ya abla. Abi sen tek yemiyorsun değil mi ya? Sana şöyle iki tane atalım şunu. Evet, 4 tane attık, 2 tane dedik de. Neyse şu ablaya da bir tane vurmuş olduk yani. Şurada bir eşya varmış, onu alalım. Kaçırmayalım gözümüzde. Smoldering Butterfly. Hiçbir işe yaramaz. En sevdiğim büyülerden biri arkadaşlar. En sevdiğim büyülerden biri ve bunu kullanacağız. Incantation pardon. Arkadaşlar bu Flame Cleanse mi üzerinizdeki bazı etkileri kaldırıyor. Örneğin Rot. Yani artık bunu kullanabilirsek eğer şeyimiz yeterse bu incantation'a. Bu arada gideceğimiz yer şurası. Buraya doğru ilerliyorum. Bunu da kaldıralım. Bu incantation abi işte Rot'u falan kaldırıyor, haberiniz olsun. Yani ileride Lake of Rot diye yerler falan olacak. Onu da bunu kullanabilirsiniz. Çünkü bu Preserving Blows'us mıydı? Neydi bu şeyi Rot'u kaldıran consumable'ın adı, tam hatırlayamadım da. O eşyaya çok böyle işte gideyim alayım gideyim alayım işte şey yapayım falan filan yerine Flame Cleanse mi bir basıyorsun abi, bütün etkisinden kalkıyor, temizinden devam edersin yani. Şimdi arkadaşlar buradaki köprünün bağlandığı ve şey olan burası, normalde şu an hani gelmeseniz de olur buraya. Çünkü ileride ben sizi zaten yine getireceğim buraya. Ama bence buraya gelin. Şu an benle devam edin buraya. Burası Runny Questline için gerekli olan bir yer. Bakın Examine Pedestal yazıyor, gördünüz mü? Ve tıkladığınızda Something Fits on this Pedestal diyor. Bu da demek oluyor ki buraya Runny size bir tane eşya verecek arkadaşlar. Bu mavi şapkalı büyücü var ya. O size bir tane şey verecek. Eşya verecek. Bu eşyayı oraya koyduğunuzda bu tower böyle ters dönecek. Bir de ters oynayacaksınız burayı yani. Şu an mesela buraya böyle inme falan olmayacak. Direkt aşağı atlayacaksınız. Bu böyle ters olacak. İşte burada akan sular falan şey olacak. Ters akacak falan filan, o tarz. Haberiniz olsun. Şimdi ben bu elime şeyi alacağım. Ya da dur almayayım ya. Bununla devam edelim. Bir şey olmaz. Baba yemez. Ben yemem. Acı yatmaz abi. Şimdi burada bir tane büyü mü ne alacağız? Burada bir tane de mini boss var. NPC boss fight var. İyi hasar vurur bu arada, haberiniz olsun. Dikkatli olmak lazım biraz. Burada bir şey yokmuş. Onu rahatlıkla kesersek, yine onu şeyle keseceğim bu arada. Ha, şu Preceptor Mirim yazıyor, bakın gördünüz mü? Bunun attığı oklar iyi vuruyor. Biraz böyle şey alın, dikkat edin. O da büyücü olduğundan ötürü arkadaşlar biraz bizden az hasar yiyor. O yüzden ben şu Morningstar'a geçeceğim. Size de tavsiyem sizin de geçmeniz. Çünkü az hasar yiyor abi. Bakın artı 4 Morningstar ve artık da tek şeyler kullanabiliyoruz. Lan oha. Tamam, sıkıntı yok. Manamız dolsun, şunu dolduralım. Abi buna biraz yavaş oynayın şöyle şu şekilde. Hani acele etmeyin çünkü... Dojlayamazsınız yani acele ederseniz. Asayı keşke çıkarmasaydım ya. Asamızı tekrar takalım da. Ne oldu, öldük mü burada? Lan niye takmadın ya? Allah Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz böyle gerizekalı gibi oynuyorum da. Yani alıştınız siz ama. Affedersiniz.
Şu tam büyü altına takla atıp şeyi basacağım şöyle. Hani böyle kesebiliriz gibi duruyor. Buradan atamaz. Rahat ol. Bak bizde. Gördün mü? Bana güven. Ha şeyi göstereyim. Mesela buradasınız ya. Böyle böyle basmak yerine şunu yapabilirsiniz. Basılı tutarsanız buraya gelir tekrar. Can potunuza gelir. Ya şurada hangi eşyanız en baştaysa arkadaşlar ona gelir. Haberiniz olsun. O bilgiyi de vereyim. Ben bunu bayağı sonra görmüştüm çünkü. Hayır hayır ya. Bu şekilde. Tamam, sıkıntı yok ya. Ne zırladım ben de ha. Kümçünün bitmesini bekleyelim. Bana bitti. Topçu nereye gitti ya? Böyle sürekli ışınlanacak bu arada. Şey olmayın, sinirlenmeyin. Her türlü öldüreceksiniz. Sıkıntı değil yani. Kaçmayacağız, bunu öldüreceğiz. Bakın, carrying glistone staff bulduk. Çok iyi bu. Bu glistone büyülerini iyi vurdurtur. Bakalım. Boost carrying sword sorcery diyor mesela. Pasif efektleri. Carrying büyülerini şey yapıyor yani. Yükseltiyor. Bizim şu an asamız S intelligence aldığı için sorun değil yani. Şu an bunu kullanabiliriz. Aynen, ışından ışından çok güzel. Sen ışından, ben senin ağzını sıçacağım ama. Ha bak, bu çok vuruyor, haberiniz olsun. Buna biraz dikkat edin. Bunun büyüsünü de ileride ben size aldıracağım. Ona da hiç şüpheniz olmasın. Hani ok böyle atıldığını seviyorsanız görünce, hoşunuza gittiyse ben aldıracağım. Şey yapmayın, içinizde kalmasın yani. Ama yani o kadar da ışınlanma be. Şuna çıkalım bari. Buna çıkalım, yukarıdaki eşyaları alalım. Gelmişken. Şimdi bir dahaki eşimizde ben buraya bir daha çıkmayacağım. Pers haline gireceğiz yani. O yüzden buraları temizleyelim. Bir daha çıkmam çünkü. Tekrar ters çevirmek lazım olacak. Ama şunu canlı sandım abi de. Güzel. Burada bir faremiz var. Ha, bunu şu an yapamıyoruz. Tamam, şurada bir yerde merdiven olacaktı. Ondan çıkalım. Şurası. Merdivenden çıkalım arkadaşlar. Korkmayın, buraya okçu şey yapamıyor. Sıkıntı yok yani. Ölmezsiniz. Ay, ne yapıyorum? Pardon. Birden aklım Dark Souls'a gitti. Kusura bakmayın. Fare şurada. İndirelim bunu. Arkamızdan çünkü zıplar bu kesin. Çok belli yani. Farelere güven olmuyor. Fareler ve yılanlar arkadaşlar. Carillon Seed Talisman diye bir şey aldık. Bu da bizim mana şeyini arttırıyor. Kendi kendine mana mı doluyordu? Öyle bir şeydi bu ya. Tam hatırlayamadım şu anda. Pardon. Şey de olabilir. Neydi olabilir? Mana bedellerini azaltıyor olabilir. Bakalım, niye bile yapıyorum ki ben? Bakalım bitsin yani, değil mi? Ha. Kullandığınız potlardan gelen mananın şeyini arttırıyor arkadaşlar. Miktarını arttırıyor bu. Şimdi şu an yapmamız gereken şey bunu kesmek yani. Başka bir şey kalmadı. Ya ama yani yaptığın şey de hiç insancıl değil yani. Olmaz. Aa, bu böyle bayağı bug'a giriyor ha. Salak, ok atarken spamlarsanız öldürüyor musunuz direkt? Ben boşuna şey yapmışım, uğraştırmışım. Magic Downpour diye bir büyü aldık. Buralar açılmıyor zaten. Şuradaki eşyayı da alalım ve burayla işimiz bitiyor bu arada. Bunu aldıktan sonra. Öyle olmasın. Çünkü kesmeyeceğim, şimdi uğraşmayacağım. Şöyle bakalım. Aynen, başa döndük arkadaşlar. Artık burayla işimiz bitmiş bulunmakta. Birkaç yer daha kaldı. İzlemenizi tavsiye ediyorum şu an hala. Devam edin yani izlemeye. Yanlıysa. Şimdi buradan şuraya inelim. Sonra şu aşağıda bir şey gördünüz. Bakın şu. Buna gidelim. Ben size burayı da göstereyim. Çünkü merak eden elbet olacak. Aa, o ne işareti falan gibi. Orada bir asansör var arkadaşlar. Önünde de şunlardan var. Bunu keselim gelmişken.
Ne kadar verir bilmiyorum ama keselim yani, ne olacak? Hani taş attık da kolum mu yoruldu şakası. Öyle değil mi? Ne olacak yani? Nice. Şimdi buradan bu şekilde kalbine doğru atarsanız ya hasar yerelendi. Devam edelim. Nice. Bayağı geberdi bu ya. Bakın manayı fark ediyor musunuz arkadaşlar? Manam direkt oluyor mana potuyla. Tamam, evet. Burası arkadaşlar yine yer altına iniyor tabii ki de. Bunu açalım, gelelim. Bu arada ben de kayda bir bakayım kaç dakika olmuş ya. Bakmadım bayağı. 36 dakika olmuş. Güzel, bir saate biter. 2x alın. Üstüne bir de ilerletin böyle. Bölümleri bitirin yani. Şu an bayağı uzun sürdü bu Kerin's tabii hall ve burası. Fakat sorun değil yani. Zaten izleyen izler her türlü. Burası pislik bir yer. Bakın karıncalar falan var. Burada da legendary bir boss var. Şu Grace'i açalım. O boss hani şeylerden, oyundaki bosslardan ve achievement veren bosslardan, hani achievement kasıyorsanız buraya gelmek zorundasınız. Burayı da açtığımıza göre yeryüzüne çıkıp son iki yerimize gitmenin vakti geldi. Bu ne lan? Son bir yer hatta. Böyle bir yer yok ki burada. Şuraya gideceğiz. Rained Labyrinth. Pardon. Şimdi sanki burada daha fazla yer vardı ya. Yanlış mı hatırladım acaba? Tamam. Ama ben şuraya gitmedim. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Ben size şurayı mı göstermedim? Nereye göstermedim? Ya orayı ben göstermişse. Hemen bunun şurası. Şurayı size gösterdim. Evet. Son yukarı çıktık. Size ardından burayı gösterdim. Burayı gösterdim. Tamam. Şimdi burası. Burayı da gösterdim. Ne kaldı? Burası kaldı. Burası zaten gidilmiyor şu an. Okey. Süper arkadaşlar. Bitmiş bu arada. Son bir yerimiz kaldı. Bayağı 40 dakika, 45 dakikada bitecek bölüm. Süper. Şurayı da bitirelim. Burası şey arkadaşlar. Yani burayı isterseniz gelmeye de bilirsiniz. Çünkü burası biraz sıkıntılı bir yer. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Burada şeyler vardı. Keskin nişancı ancestorlardan var. Burada. Ama şey değil. Hani o anlamda demedim. Bakın bunlardan var burada. Hatırlıyor musunuz bunları? Bu arkadaşları. Bunlar biraz sıkıntı. Bunu indirebilirsiniz isterseniz. Ben tavsiye etmiyorum. Uğraşmayın. Bu böyle zıplıyor bayağı. Buna bu arada bu direkt sizi öldürüyor, haberiniz olsun. Ayağına değersiniz falan da ölüyorsunuz şey olarak, hani ayağını kaldırdığında. O yüzden dikkat edin biraz. Ölmeyin yani. Aa, Spiral Horn Shirt diye bir şey buldum. Güzel. Şimdi buraları bir temizleyelim isterseniz. Ne var ne yok bir bakalım. Şu, bakın okçulara yaklaşırsanız böyle arkadaşlar şeylerini alıyorlar. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölürsem çıkarım bu arada. Bölüm biter yani. Yakınına gelirseniz oklarını bırakıp normal düz vuruşa geçiyorlar arkadaşlar, haberiniz olsun. Gördün mü? Bak hemen okunu bıraktı. Okunu yayını bıraktı. Geldi adam gibi dövüşmeye. Okçuluk biraz sıkıntı yani. Erkek adam ok kullanmaz. Bence. Lan ananı. Gide lan. Ezik. Burayı da hallettik. Buralarda bir şey var mı? Bir kontrol edelim. Alalım her şeyimizi. Buralarda bir şey yok gibi görünüyor aslında. Grace'e zaten oradan gelmişiz. Buralar boş demek oluyor yani. Şöyle devam edelim. Biraz bu taraflara göz gezdirelim. Nasıl terledim ya. İnanılmaz biliyor musunuz? Çok kötü ya. Çok kötü. Buralara bakalım biraz arkadaşlar. Ama bir şey yok gibi görünüyor. Şu an. Bu bölüm iyiydi ya.
Yine güzel yerleri gösterdim size. Birkaç da bilgi de verdim yine. Aklıma geldikçe. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti yani. Daha ilerisi zaten mağara kısmında kaldı. Şöyle şurada şu manzara da bırakayım size. Güzel bir manzara var. Şöyle hatta. Evet arkadaşlar, 40 dakika olmuş. Güzel bir, eğlenceli bir 40 dakikaydı. Biraz böyle videonun başında özellikle çok sıkıntılıydı. Bir de zaten hava da sıcak. O yüzden kusura bakmayın. Küfür ettim galiba. Böyle bir şey oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki rehber videomuzda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.